Mikrobiyotu etkileyen işte genetik, diyet, ilaçlar, enfeksiyonlar, egzersiz, stres, uyku ve yaşam ortamı gibi faktörlerin var olduğunu görüyoruz. Ve bu faktörler aslında özellikle de diyet açısından yaklaşık %50-60 civarı bir baskınlığı gösteriyor. Yani şöyle, mikrobiyotayı diyet %50-60 oranında etkiliyor. %10 oranında, %10-12 oranında genetik faktörler etkiliyor. Kişinin yani taşıdığı gen özellikleri. %25-30 civarında da kişinin yaşadığı coğrafya, hatta iklim, yaşadığı ortam, yani çekirdek bir ailede mi yaşıyor yoksa kalabalık bir ailede mi yaşıyor? Hangi ilaçları kullanıyor? Düzenli kullandığı ilaçlar var mı ki bunlardan şimdi az sonra bahsediyor olacağız. Genetik aslında beklendiği kadar mikrobiyotayı çok fazla değiştirmiyor. Özellikle ikizlerde yapılan çalışmalar ve tek yumurta ikizlerinde yapılan çalışmalarda aslında tek yumurta ikizi olmasına rağmen kişiler kendi yaşam şartlarından etkilenerek mikrobiyotalarını oluşturduğunu görüyoruz. Yani şöyle ki diyelim ki yani ikiz var, tek yumurta ikizi. İşte biri Ankara'da yaşıyor, biri İstanbul'da. Yani farklı ortamlarda yaşıyorlar ve beslenmeleri birbirinden farklı. Bu kişilerin mikrobiyotaları birbirinden farklı. Yani ikiz olmalarına rağmen aynı mikrobiyotayı taşımıyorlar. Bunlar özellikle yapılan ikiz çalışmalarında kanıtlanmış durumda ve deniyor ki aslında mikrobiyotadaki genetik özelliklerin 15 milyon yıllık bir zaman ölçeğinde gerçekleştiği, evrimleştiği ve bugünkü modern insanın mikrobiyotasının ortaya çıktığını görüyoruz. İlaçlar mikrobiyotayı en çok etkileyen, diyetten sonra belki de diyetten sonra aslında stres diyebiliriz. Yani stres, anksiyete gibi psikolojik faktörler diyebiliriz ama en çok etkileyen etmenlerden üçüncüsü de ilaçlar. Çünkü kullanılan ilaçların bazıları özellikle antimikrobiyal, yani antibiyotikler gibi davranarak aslında mikrobiyotadaki kompozisyonu değiştirebiliyor. Şimdi biz diyoruz ki işte 100 trilyon bakteriyle beraber yaşıyoruz. Ama 100 trilyon bakteriden çok 100 trilyonu kaç çeşit bakterinin oluşturduğu önemli. Yani bakteriyel zenginlik diyoruz biz ona. Bakteriyel zenginliği de ilaçların azalttığını söyleyebiliriz. Birçok ilaçla ilgili yapılan çalışmalar var. Antibiyotikler bunlardan bir tanesi. Deniyor ki antibiyotikler kişinin başlangıç mikrobiyotasına bağlı olarak ve kullanılan antibiyotiğin hangi spektrumda olduğu, yani geniş spektrumlu bir antibiyotik mi yoksa dar spektrumlu bir antibiyotik mi, ne kadar süre kullanıldığı gibi faktörler antibiyotiğin mikrobiyotayı ne kadar etkileyeceğini belirliyor. Ve bazı antibiyotiklerin özellikle kullanımdan yıllar sonra bile hala eski mikrobiyotaya sahip olmayı sahip olmamaya neden olduğu söyleniyor. Yani mesela 2 yıl sonra bakıyorlar ki hala eski haline gelmemiş mikrobiyota. O yüzden de mikrobiyota özellikle modern yaşamda insan bağırsak mikrobiyotasını değiştiren en önemli, olumsuz yönde değiştiren en önemli faktör olarak gösteriliyor. Ve deniyor ki aslında mikrobiyotayı etkileyen antibiyotikler kişinin kansere, obeziteye, otoimmün hastalıklara ve enfeksiyon hastalıklara olan yatkınlığını arttırıyor. Neden arttırıyor? Çünkü dediğim gibi çeşitlilikte bir azalma. Yani şöyle başlayan bir sağlıklı mikrobiyota böyle bitiyor. Arada boşluklar var. Ölmüşler çünkü. Yani antibiyotikler sadece zararlı mikroorganizmaları öldürmüyor. Aynı zamanda yararlı olanları da öldürüyor. O yüzden de bu çeşitlilikteki azalma birçok hastalık için bir temel oluşturmuş oluyor. Metformin tam tersine diğer ilaçlara bakınca mikrobiyotayı olumlu etkileyen bir özellik gösteriyor. Yaşasın. Özellikle de glikoz metabolizmasında yarattığı denge ile birlikte mikrobiyotada da bakteriyel zenginliği arttırdığı ve yararlı bakterilerin türlerini arttırdığı söyleniyor metformin ile ilgili. Ama metformin deniyor ki o zaman neden işte çok fazla bazılarında gaz yapıyor da sindirim şikayetleri yapıyor? Çünkü metformin iyi türleri arttırdığı için
Bu iyi türler aslında o kişinin mikrobiyotası daha önce olmadığı için gaza neden olabiliyor. Diğer yandan Escherichia coli de artıyor. Yani Escherichia coli aslında özellikle gaz açısından gaz çıkışını arttıran bir mikroorganizma. Yan etki olarak E. coli de arttırdığı için bu metforminin bir yan etkisi olarak ortaya çıkıyor deniyor. Yine proton pompa inhibitörleri çok konuşuluyor. Yani mide koruyucular ve özellikle mide koruyucuların midedeki pH'yı alkaliye doğru çektiği için şimdi normalde mide asitleri aslında dışarıdan gelen mikroorganizmalar için en temel bariyerlerden bir tanesi. Neden? Çünkü mikroorganizmaların etrafında bir hücre duvarı var ve bu hücre duvarı asitlere dayanıklı değil. Yani midede çok asitli bir ortam olduğu için zararlı bir mikroorganizma ağızdan girdiğinde mideye ulaştığında orada parçalanıyor ve hayatını kaybediyor ve vücuda herhangi bir zarar veremiyor. Zaten böyle bir savunma mekanizmamız olmasaydı eğer bizim, biz her gün enfeksiyonlara yakalanan, sürekli enfeksiyonlarla savaşan bir durumda olurduk. Ama bizim için bunu sindirim sistemimiz yapıyor aslında. Yani sindirim sistemi mikroorganizmaları ilk karşılayan bir fiziksel ve immünolojik bariyer olarak ortaya çıkıyor. Ve bu proton pompa inhibitörleri midedeki asitliği alkaliye doğru çektiği için özellikle gıdalarla ve havayla ya da işte bir şekilde yutmayla alınan mikroorganizmalar mideye geldiğinde orada parçalanmıyorlar. Çünkü asit ortam alkaliye kaymış oluyor ve bu bakteriler ya da işte değişik mikroorganizmalar ne yapıyor? Bu sefer bağırsaklara kadar ulaşabiliyor ve oradaki dengeyi bozuyor. Hatta deniyor ki proton pompa inhibitörü kullanan kişilerde normalde bağırsakta olmaması gereken ağız florasına ait ya da deri florasına ait ya da genetik floraya ait mikroorganizmalar, genetik diyorum, genital floraya ait mikroorganizmalarla bile karşılaşılabiliyor mikrobiyotada. Diğer grup ilaçlar antipsikotikler, antidepresanlar gibi. Bunlar da özellikle yine antimikrobiyal etki gösteriyorlar. Kolesterol düşürücüler yine antibakteriyel etki gösteriyorlar. Yine ağrı kesicilerde antimikrobiyal etki göstererek mikrobiyotadaki dengeyi bozuyorlar. Coğrafya çok önemli. Nerede yaşıyorsunuz? Şehirde mi, köyde mi? Yoksa bir kabile hayatı mı yaşıyorsunuz? Kabile hayatı yaşayanların mikrobiyotası en zengin. Çünkü onlar antibiyotik ya da bir ilaç kullanmıyorlar ve doğayla baş başa bir şekilde bir hayat geçiriyorlar. Deniyor ki diyelim ki Hadza diye bir bölge var ve Amazonlarda Hadza bölgesindeki kabiledeki insanların mikrobiyotasıyla şuradaki modern insanın endüstriyel insanın mikrobiyotası kıyaslandığında burada %30'luk bir kayıp var. Yani bunların mikrobiyotası bizden %30 daha zengin ya da tam tersi bizim mikrobiyotumuz bunlardan %30 daha fakir diyebiliriz. Ve tabii ki bu fakirlik iyi mikroplar yönünde. Yani iyi mikroplar yönünde bir %30'luk kaybımız var. Diğer yandan daha böyle modern çiftçilik yapan kişilere baktığımızda onlar da bizden daha iyiler ama yerlilerden daha kötüler onlar da. Yine kimle yaşıyorsunuz? Evinizde evcil bir hayvan var mı? Çekirdek bir ailede misiniz? Kalabalık bir ailede misiniz? Bunlar da yine mikrobiyotayı şekillendirmede etkili. Özellikle alerjik reaksiyonu olanlarda hayvanların mikrobiyotayı zenginleştirdiği ve antialerjik etki yarattığı söyleniyor. Eskiden tam tersi söyleniyordu. Yani alerjiniz varsa eve kedi köpek almayın deniyordu. Bugün Evet. tam tersini söylüyorlar diyebiliriz. Yine geçirilmiş enfeksiyonlar. Yani daha önce bir enfeksiyon geçirdiniz mesela kızamık oldunuz mu, süt şeyi oldunuz mu, sıtma oldunuz mu ya da bir besin zehirlenmesi geçirdiniz mi? Yine bunlar da mikrobiyotayı olumsuz yönde etkiliyorlar. Egzersizin ılımlı düzeyde olanı mikrobiyotayı zenginleştirirken elit sporcularda mikrobiyota olumsuz bir seyir izleyebiliyor. Ama deniyor ki daha sonra kişi sürekli spor yaptığında onların da mikrobiyotası kendilerine özgü hatta olimpik mikrobiyota diye kavramlar çıkmaya başladı. Yani olimpiyat sporcularının mikrobiyotasının diğer sedanter insanlardan
çok farklı olduğu, hatta bir makalede de atletik mikrobiyotadan bahsediliyor. Ve özellikle sadece atletlerde bulunan bazı probiyotik bakterilerin aslında kişilerde anti-obezite etki yaratabileceği yönünde bazı deneysel çalışmalar mevcut. Bağırsakta geçirgenlik diye bir kavram var. Ne demek geçirgenlik? İşte bağırsak hücreleri yan yana dizili vaziyette ve bunların arası tie junction denilen sıkı bağ proteinleriyle bağlı vaziyette. Yani açılır kapanır bir otomatik açılan kapıyı düşün. Eğer Evet. vücuda girmesi gereken bir molekül geldiyse kapı açılıyor, onun vücuda dolaşıma geçmesine izin veriyor. Ama normalde vücuda geçmemesi gereken bir molekül için kapı sıkı sıkı kapalıdır. Zamanla ne oldu? Zamandan kastım ne? Yanlış beslenme alışkanlıkları, antibiyotik kullanımı, çok stresli bir yaşam ondan sonra, çok sedanter bir yaşam gibi gibi bunları yan yana dizebiliriz. Bu tür etkiler zaman içerisinde bu kapıların arasındaki lastikleri aşındırmaya başlıyor. Bu sefer ne oluyor? Kapının arasında boşluk var, boşluklar başlıyor. O zaman bu boşluktan dolaşıma geçmemesi gereken moleküller dolaşıma geçmeye başlıyor. Kim bu? Bu herhangi bir besin artığı olabilir, herhangi bir mikroorganizma olabilir, normalde zararlı olmayan bir gluten olabilir, normalde zararlı olmayan bir laktoz olabilir, normalde zaten sınırlı olması gereken bir eklenmiş şeker olabilir gibi. Ve o zaman bu kapı daha da açılmaya başlıyor. Çünkü bütün gücünü kaybetmeye başlıyor ve kapı giderek açılmaya başlıyor. Bu sefer de immün bir reaksiyon meydana geliyor. Yani inflamasyon dediğimiz vücutta bir iltihaplanma olayı başlıyor. Bu iltihaplanma bir yaranın iltihaplanması gibi değil. Bu aslında hücreler arasında, dokular arasında bir sisli bir ortam yaratıyor. Ve bu sisli ortamda da aslında benim tabirimle, bunu ben kendim uydurdum, metabolik kazalar ortaya çıkıyor. Yani hücreler arasındaki iletişim bozuluyor, hücrelerin birbirine olan yardımı aksıyor ya da işte bizim yolak dediğimiz bazı metabolik otoban arasında ya da işte sinyaller arasında sorunlar ortaya çıkmaya başlıyor. O zaman bizim bu kapıyı tamir etmemiz lazım. Bizim bu kapıyı tamir etmemiz için de önce yaraya tuz basan öğeleri ortadan kaldırmamız lazım. Bunlar neler? Mesela gluteni bir süre kesmek zorunda. Normalde glutensiz beslenme asla önerdiğimiz bir beslenme tarzı değil. Ama zaman belli bir süre, sadece kısa bir süre gluteni, işte laktozu gibi gibi bazı besinleri ortadan çekip vücudu bir bağırsağı bir nadasa bırakıp ondan sonra dinlenmesini sağlayıp yaraların iyileşmesini sağlayıp kaba bir tabirle sonra tekrar restore etmemiz gerekiyor. Yani tekrar nadasa bıraktığımız tarlayı tekrar yeniden yeşertmemiz, işte ormanlar, ağaçlar, çiçekler, böceklerin olduğu bir hale getirmemiz gerekiyor. O yüzden de eğer böyle bir sorun varsa önce mikrobiyotayı sıfırlamak, sonra sıfırlanmış mikrobiyotayı da yeniden yapılandırmak gerekiyor. Anladım. Bu zaten esasında senin kitabındaki diyet sürecinde 2 hafta hatta 3 hafta Evet. diye öngördüğün Evet, süreçten aynen. bahsettik, değil mi? Aynen. Anladım. Yani bu şimdi ben bu diyetle ilgili kendi çalışmalarım zaten vardı ama bir tane meslektaşım bu diyeti uygulayarak şu anda hastaları biriktiriyor benim için. Ve çok güzel sonuçlar alıyor. Çünkü ben bir süredir hasta bakmıyorum. Yani ya bu diyeti uygulayan meslektaşlarımdan çok ciddi olumlu geri dönüşler alıyorum bu anlamda. Öyle. Süper. Şimdi bazı sorular var. Ben Harika. onları cevap Evet vereyim. abi, şeyde Mesut ve Mesure Yüksel'in 2 sorusu var. Birlikte şey yapalım onu. Limonlu su içmek vücudu alkali yapabiliyor. Midemizdeki asit durumunu bozması mikrobiyotayı kötü etkiler mi? Ve hemen arkasından B420 probiyotiklerinin vücut ağırlığını azaltmada etkili olduğunu okumuştum. Kilo kontrol için hangi probiyotikleri kullanmalıyız diye sormuş. şimdi limonlu su midedeki pH'yı bir proton pompa inhibitörü kadar etkilemeyecektir tabii ki. Ayrıca limonlu su asit olduğu için zaten alkali yapmaz ki mideyi. Zaten asit. Orada bir Peki. kavram hatası olmuş tahminimce. Yani limon zaten asit. Niye alkali yapsın ki şeyi, mideyi?
Daha çok asitliğini arttırır. Peki limon suyu o zaman mikrobiyotayı kötü etkiler mi sorusunu şey yapalım. Etkilemez bence. Tam tersine midedeki asitliği denge, yani asitliği bozmaz zaten. Bir kere şunu söylemek lazım bence. Bir yiyeceğin asit ya da alkali olması vücuttaki asit ya da alkali ortamı, yani alkali beslenme diye bir kavram şu anda biyokimyada kabul edilmiş bir kavram değil. Çünkü vücudun kendi asit baz dengesini sağlayacak bir mekanizması var. O yüzden de limonumuz hiçbir şekilde mikrobiyotayı etkilemez. Olumlu da etkilemez, olumsuz da etkilemez. Öyle diyeyim. Tamam. Okey. Peki bu B420 probiyotiklerinin B420 Kanada rehberinde ağırlık kontrolü ile ilgili kanıt düzeyi olan tek probiyotik bakteri. Ama şöyle bir şey, diğer probiyotikler vücut ağırlığını etkilemiyor mu? Biraz sabır gösterirlerse yeni 2020 yılında yapılmış meta analizleri göstereceğim size. Yani aslında bütün probiyotikler mikrobiyotayı restore ettikleri için dolaylı olarak vücut ağırlığını zaten olumlu yönde etkiliyorlar. Ama B420 bu anlamda literatüre giren tek suç olarak kabul ediliyor. Yani rehbere giren tek suç olarak kabul ediliyor diyebiliriz. Teşekkürler. Ayşenur Hanım'ın iki sorusu var yine. Birinciyi sorayım. Antibiyotiklerin obezite ile yakından ilgili olduğu anlaşılıyor. Peki maruz kaldığı ilaçlar nedeniyle özellikle çocukluktan itibaren obezite problemi yaşayan ve kurtulmakta zorlanan insanlar için nasıl bir yol izlemek gerekir? Durumu düzeltmek şansları var mı? Supplement desteğinin alındığı müddetçe işe yaradığını biliyoruz diye de bir not düşmüş Ayşenur Hocam. Evet, yani özellikle probiyotikler kullanıldığı sürece etki ediyorlar. Kullanımı bıraktıktan sonra yaklaşık 4-5 hafta sonrasında mikrobiyota eski haline dönüyor. Bu yüzden de eğer antibiyotikten etkilenmiş bir kişi, yani nasıl diyeyim, çocuk da olabilir, yetişkin de olabilir. Mutlaka uzun bir müddet probiyotik takviyesi almak zorunda. Diğer yandan da sağlıklı beslenme alışkanlıklarıyla aslında mikrobiyotayı desteklemek zorunda. Mikrobiyota kısa vadeli beslenmeden etkileniyor gibi görünüyor ama önemli olan uzun vadede ne yaptınız? Yani siz eğer, yani siz derken antibiyotik kullandınız ama zaten kötü bir beslenmeniz var ve bunu yaşam tarzı olarak hep kötü olarak ilerletiyorsanız sizin mikrobiyotanızın düzelmesi mümkün değil. Yani böyle bir mümkünat yok. Hatta deniyor ki antibiyotik kullanırken bile bir beslenme tedavisi yapmak gerekiyor ve bu beslenme tedavisinin içerisinde de prebiyotiklerden ve probiyotiklerden ve tam tahıllardan zengin bir beslenme uygulanmalı. Kesinlikle eklenmiş şeker bu beslenme içerisinde olmamalı. Çünkü şekeri en çok seven zararlılar. Antibiyotikler yararlı bakterileri öldürdüğü için özellikle sinsice bekleyen Clostridium difficile gibi ishale neden olan bakteriler apartta bekledikleri için onları besleyecek şekerli besinlerin de vücuda girmemesi gerekiyor aslında antibiyotik kullanırken. O yüzden de bunu bütüncül bakmak gerekiyor. Yani sadece probiyotik değil, sadece sağlıklı beslenme değil, hepsinin bir arada olması gereken bir yaşam tarzına dönüştürülmesi gerekiyor. İstersen devam edelim, sonra devam edelim. Anlaştık. Son bu bir soruyla birlikte, çünkü bu benim sorumun da bir cevabının bir parçası olarak görüyorum. Hemen bunun arkasından sunuma devam edelim. Geçirgen bağırsağı tamir etmek adıyla başlanan eliminasyon diyetine hangi aşamada probiyotik alımı eklenmelidir? Dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir? Ve probiyotik alımına uygun olmayan kişiler var mıdır? Şöyle, geçirgen bağırsağı tamir etmek için eliminasyon diyeti yaparken üçüncü aşamada ancak probiyotiklere başlıyoruz. Yani şöyle, resetledik, tekrar inşa etmeye başladığımız dönemde de kullanmıyoruz. Ondan sonraki normal yaşama geçiş döneminde probiyotiklere başlayıp bir sürede devam etmek gerekiyor. Tabii burada fermente besinler de kullanabiliriz ama fermente besinler kullanırken de onlara özel anlamlar yüklemeden, yani fermente besinden kastımız da açıkçası turşu suyu değil tabii ki. İşte yoğurt gibi, kefir gibi ya da işte özel olarak hazırlanmış fonksiyonel gıdalar dediğimiz işte probiyotik eklenmiş yoğurtlar ya da işte ürünler olabilir.
Bunlarla beslenmenin zenginleştirilmesi gerekiyor. Diğer yandan ben yukarıdaki soruyu niye görmüyorum? Onu kaldırdım. Cevabını veriyorsun diye şey yapayım. Yok, ansıra bakarım. Tamam, sorun yok. Oraya baktım. Tamam. En altta. Probiyotik söyledim. Probiyotik alımda uygulanmayan kişiler var tabii ki. Özellikle immün süpresif kişilerde şu anda probiyotik kullanımını istemiyoruz. Kanser hastaları probiyotik kullanımına uygun değiller. Herhangi bir şekilde eğer immün baskılayıcı bir tedavi görüyorsa ya da böyle bir hastalığa sahipse kişiler bunlara bir öneride bulunmuyoruz. Ben diğer yandan bir hastalığı varsa kişinin, mesela diyelim ki gebe, hastalık da değil aslında ama gebe diyelim ki. Mesela gebeye bir probiyotik vereceksen mutlaka kadın doğumcusuyla konuşma ihtiyacı hissederim. Yani çünkü benim bilmediğim ama doktorun bildiği bir risk olabilir. Ve ben bu riski arttırıyor olabilirim. O yüzden de söz konusu olan bir hastalıksa hekimiyle konuşup hekimiyle ortak bir karar vermek bence daha mantıklı. Murat'cığım, Burcu Şahin'in çok güzel bir notu var. İlk önce senden şey yapmış, bireyler ne yerlerse odur da diyebiliriz değil mi hocam demiş. Arkasından da seminerlerinizi özlemişiz hocam diye de gülücüklü bir mesaj vermiş. Böldüğüm için özür dilerim. Kaldığımız yerden devam edelim. Sağ olsun. Zaten benim kitabımın da bir chapter'ı ne yersen olsun. Uyku enteresan bir şekilde mikrobiyotayı yine en çok etkileyen etmenlerden bir tanesi. Bu tabii sirkadiyen ritme bağlanıyor. Çünkü uyku ve uyanıklık arasındaki denge özellikle bağırsağın da kendine ait bir sirkadiyen ritmi olduğu için, mesela şöyle, bağırsaklar gün içerisinde daha çok çalışırken akşam uyku sırasında çok minimal düzeyde çalışan bir özellik gösteriyor. Yani o da uyuyor aslında bir nebze. Ve bağırsağın sirkadiyen ritmini bozacak bir yaşam tarzı, mesela metabolik jet lag'den bahsediliyor. Diyelim ki vardiyalı çalışma. Yani vardiyalı çalışanlarda metabolik bir jet lag'in meydana geldiği ve bu jet lag'in de aslında mikrobiyotayı olumsuz yönde etkileyerek hem beyin bağırsak aksında hem de mikrobiyota kaynaklı olarak hem karaciğer, yağ dokusu, kas dokusu gibi farklı dokuları da etkileyerek sorun yaratabileceği söyleniyor. Bu yüzden de en az 6-8 saat uykunun olması öneriliyor. Hatta deniyor ki anormal bir uyku varsa eğer, bu kişideki mikrobiyal türlerin dengesini değiştiriyor. Yani zararlıların daha fazla artmasını, yararların da azalması yönünde bir eğilime ittiğini söyleyebiliriz bu anlamda. Diğer yanda bu şekli çok seviyorum. Bir 2020 makalesinden aldım bunu. Aslında uyku kaybı beraberinde bağırsak disbiyozu ile tamamen bir ilişki içerisinde görülüyor. Ve özellikle de kısa uykunun bağırsak bariyerinin bozulmasına yol açtığını söyleyebiliyoruz. Burada aslında RNM ve REM uykuları arasındaki zamanlamanın da önemli olduğu, özellikle de artan RNM uykusuna yol açan bazı genetik değişimlerin ortaya çıkabileceğini söyleyebiliriz bu süreçte. Murat'cığım, bu 6-8 saatin hangi 6-8 saat olduğu önemli mi? Hani bu 11 ile 2 arasında uyumanın ilave bir faydası olduğundan falan bahsederler. Bunu da kapsıyor mu bu yoksa? Şimdi şöyle, aslında kronobiyoloji diye bir kavram var. Yani kronobiyoloji şu: bütün vücuttaki salgılanan hormonların ve organların çalışmasının bir zamanlaması var. Ve siz bu zamanlamayı bozduğunuzda, yani şöyle, siz akşamleyin saat 10'da bir yemek yerseniz bu kronobiyolojiye aykırı. Neden aykırı? Çünkü pankreas o saatte aslında insülin salgılamak istemiyor. Evet. Ya da işte leptin ve grelin gibi ya da işte peptit Y'ye ya da GLP-1 gibi iştahı etkileyen hormonlar aslında o anda bir çalışma eylemi yapmaya programlanmış değiller. O yüzden de sen akşam saat 10'da yemek yediğinde vücut bunu bir jet lag olarak algılıyor. Yani yanlış bir yeme zamanlaması olarak algılıyor. Ve özellikle gece belli bir saatten sonra yenilen yiyecekler tamamen yağ olarak depolanma eğilimi gösteriyor. Gibi. Evet. Anladım.
Yani yaşlandıkça mikrobiyal çeşitlilik azalıyor bir kere. Yani yaşlılardaki özellikle sindirim sorunlarının en büyük sebeplerinden biri aslında bu. Diğer yandan tabii ki belli bir yaştan sonra artan ilaç kullanımı, yani düzenli ilaç kullanımı, işte kardiyovasküler hastalıklar gibi, diyabet gibi farklı hastalıkların da yaşla birlikte ortaya çıkmasından sonra aslında kullanılan ilaçlar da bu zenginliği azaltıyor. Bu yüzden de en zengin mikrobiyota aslında yetişkinlik döneminde, ondan sonra da yaşla birlikte giderek azalmaya başlıyor. Diyet örüntüsünden aslında bahsettim. O yüzden de üzerinde çok daha fazla konuşmayacağım. Diyet olmazsa olmaz. Ne yersek o yüz hep aynı kapıya çıkacak. Bu yüzden de aslında mikrobiyota dengesinden bahsedeceksek önemli olan hem hayvansal hem de bitkisel gıdaların önerilen porsiyonlar çerçevesinde tüketilmeleri. Çünkü hayvansal kaynaklı protein tüketimi özellikle mikrobiyotada kansere, kardiyovasküler hastalıklara, metabolik sendroma, hipertansiyona neden olabilen, bunlarla ilişkisi olabilen mikroorganizma türlerini arttırırken yararlı olan türleri azaltıyor. Aynı şey yağlar için de geçerli. Doymuş yağlardan zengin besleniyorsanız insülin hassasiyetini bozan mikroorganizmalar artıyor. Kolesterol dengesini bozan mikroorganizma türleri artıyor ve kişinin hem kolesterolü hem de LDL kolesterolü, biraz sonra bir metanaliz göstereceğim. Bence çok güzel sonuçlar var. Yani probiyotikler mesela hiperlipidemiyi düzeltiyor, düzenli kullanımı. Diğer yandan diyetin önemini arz eden en güzel şekillerden biri de yine bu. Burada trimetilamin enoksit adlı bir bileşik var. Meslektaşlarım bu bileşiğin adını çok iyi biliyorlar artık. Özellikle mikrobiyotada Pongotella adlı bakteriyel türler artmışsa diyetle alınan yumurta ve peynir ya da kırmızı et kaynaklı L-karnitin ve fosfatidilkolin molekülleri bu Pongotella bakterileri tarafından trimetilamine dönüştürülüyor. Ve bu trimetilamin karaciğere geliyor. Karaciğerde trimetilamin enoksit adlı ateroskleroza, yani kalp hastalıklarına neden olan, damar tıkanıklığına sebep olan bazı mekanizmaların aktive olmasına sebep oluyor diyebiliriz, kaba bir tabir. O zaman ben eğer beslenmemi şu sağdaki yeşil bölge gibi prebiyotiklerden, probiyotiklerden, liften, sebzelerden, meyvelerden, işte ceviz, fındık, badem gibi, ay çekirdeği, kabak çekirdeği gibi sağlıklı yağlar içeren bitkisel kaynaklardan zengin beslersem, o zaman sağlığa doğru giden bir yolculuk yapıyorum. Ama işte şekerdi, doymuş yağdı, aşırı proteindi, yapay tatlandırıcıydı, antibiyotikti gibi durumlarda beni hastalığa doğru yola çıkaran bir duruma getiriyor. Diyet türleriyle ilgili en iyi grafiklerden biri bu bence. Nutrient dergisi 2019 yılının sonunda yayınlandı. Burada göreceğiniz gibi mikrobiyotayı hem çeşitlilik anlamında hem de stabilite anlamında olumlu etkileyen tek diyet Akdeniz diyeti. Ne vegan vejetaryen diyeti, ne glutensiz, ne ketojenik, ne düşük FODMAP, ne de batı diyeti, hepsi mikrobiyotadaki çeşitliliği azaltıyor. Ve özellikle de inflamatuar dediğimiz inflamasyona neden olan moleküllerin artışına sebep oluyor. Bu yüzden de farklı diyet türlerinin ne kadar süre uygulandığı ile ilgili tabii ki bazı kaygıların olduğunu söylemekte fayda var.